Değerli öğrenciler merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte süper bir çalışma yapacağız. Oran, orantı, doğru orantı ve ters orantı konularını tek derste bitireceğiz. Pratik notlarla, örnek soru çözümleriyle bu konuyu harika bir şekilde kavramanızı sağlayacağız. Sizler de hazırsanız hemen oranla başlayalım. Arkadaşlar iki çokluğun bölünerek karşılaştırılmasına ne diyoruz? Oran diyoruz. Mesela A sayısının B sayısına oranı sorulsun. Ne yapacaksın? A'yı alacaksın, B'ye böleceksin. Bu kadar basit. Yani A'nın B'ye oranı ne olacaktır? A bölü B olacaktır. Hemen altta bir örneğimiz var. Bununla devam edelim. Bir masada 5 tane defter, 3 tane kitap varmış. Tamamdır. Buna göre diyor defter sayısının kitap sayısına oranını bulalım. Bakın defter sayısı kaçtı? 5'ti. Kitap sayısı kaçtı? 3'tü. Ne sorulmuştu? Defter sayısının kitap sayısına oranı sorulmuştu. O zaman ne olacak cevabımız? 5 bölü 3 olacak. 5 tane defter var, 3 tane kitap. Defterin kitaba oranı sorulduğu için ne yaptık? 5'i üste, 3'ü alta yazdık. Yani cevap ne oldu? 5 bölü 3 oldu. Bu kadar basit. Geçiyoruz diğer sayfamıza. Güzel bir örnekle devam ediyoruz. A sayısının B sayısına oranı 3 bölü 4müş gençler. Tamamdır. A sayısı 12 olduğuna göre B kaçtır diye bizlere sorulmuş. Bakın bu tip sorularda kullanabileceğimiz çok basit bir mantık var. Odaklanmanızı istiyorum. Ne demişti? A'nın B'ye oranı 3 bölü 4 demişti. Bu ne anlama geliyor? Bakın A demek ki 3'ün katı olmak zorunda. B ise 4'ün katı olmak zorunda. A 3'ün katıysa A'yı nasıl yazarız? 3 çarpı K şeklinde yazarız değil mi? B'yi de aynı mantıkla 4'ün katı olduğu için 4 çarpı K şeklinde gösterebiliriz. Şimdi arkadaşlar A12 ise B kaç diye bize soruluyor. A'yı 3 çarpı K ile ifade ettik. İşte bu değer 12'ye eşitse hemen buradan k'yı bulabiliriz. Nasıl bulacağız? k eşittir diyeceğiz. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde sonuca ulaşmış olacağız. Yani k ne olacaktır? 12 bölü 3 olacaktır. Demek ki k kaçmış? 4'müş. Artık k gördüğünüz yere 4 yazarsanız olay biter. Buradan b'ye ulaşmış olursunuz. Bakın b neydi? 4 çarpı k'ydı. Hemen yazıyorum. b eşittir 4 çarpı k'ydı. Burada 4 çarpı diyorum. K gördüğüm yere kaç bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Hemen 4'ü yazıyorum. 4 çarpı 4'ten B'yi de 16 olarak bulmuş oluyorum. Evet B kaçmış? 16'ymiş. Bu kadar basit. Gelsin yeni soru. Bir kutudaki cevizlerin sayısının kestanelerin sayısına oranı 4 bölü 5 şeklinde bizlere verilmiş. Cepte dursun bu. Kutudaki cevizlerin ve kestanelerin sayıları toplamı 72 olduğuna göre ceviz sayısı kaçtır diye bizlere soruluyor. Hemen arkadaşlar oranı beraberce kullanalım. Ceviz sayısının kestane sayısına oranı 4 bölü 5'miş. Bu ne anlama geliyordu? Demek ki bakın ceviz sayısı 4'ün katı olmak zorunda. Kestane sayısı ise 5'in katı olmak zorunda. O zaman diyorum ki ben ceviz sayısını şöyle yazabilirim. 4'ün katıydı 4 çarpı k diyorum. Yine aynı mantıkla kestane sayısını nasıl yazacağım? 5'in katı olduğu için 5 çarpı k şeklinde yazmış olacağım. Bakın oran ne? 4 bölü 5. Problem var mı? Yok. Ne demişti? Bunların sayıları toplamı 72 demişti. Ben bunları toplarsam yani 4k artı 5k dersem... Bu değer ne eşit olur? 72'ye eşit olur. Evet eşittir diyorum 72. Şimdi 4 tane K 5 tane K daha ne yapar? 9 tane K yapar. 9 tane K 72 ise bir tanesini nasıl bulursunuz? 72 bölü 9'dan. Yani arkadaşlar K buradan kaç gelir? 8 gelir. Gerisi kolay. Ne soruluyor? Ceviz sayısı soruluyor. Ceviz sayısını nere göstermiştik? 4K ile. O zaman diyorum ki cevizi ben 4 çarpı k ile göstermiştim. E zaten k'yı da kaç buldum? 8 buldum. O zaman 4 çarpı k gördüğüm yere 8 derim. Buradan da sonucu 32 olarak bulmuş olurum. Var mı problem? Umarım yoktur. Harikasınız. Gelsin yeni sayfa. Evet oran bitmiştir. Artık sırada orantı var. Bakın bize ne diyor? 2 veya daha fazla oranın eşitliğidir. Hemen bir orantı yazalım. Mesela bir tane oran A bölü B olsun. Diğeri de arkadaşlar C bölü D olsun. İşte bu iki oran birbirine eşitse A bölü B eşittir. C bölü D şeklinde arkadaşlar gördüğümüz kavram ne oluyor? Orantı oluyor. Ne görüyorsunuz burada? İki tane oranın eşitliğini görüyorsunuz. İşte buna ne diyoruz? Orantı diyoruz. Hemen bir soru üzerinde çok daha rahat bir şekilde kavramanızı sağlayalım aşağıdaki oran çiftlerinden hangileri orantı oluşturur? Eğer bunlar arasında eşitlik varsa ne diyeceğiz? Burada orantı vardır diyeceğiz. 2 bölü 3, 6 bölü 9. Değerli arkadaşlar isterseniz 2 bölü 3'ü genişletirsiniz. isterseniz de 6 bölü 9'u sadeleştirirsiniz. Size kalmış. İsterseniz öncelikle burada genişletme yapalım. Acaba 2 bölü 3'ü genişletsem 6 bölü 9 olur mu? Olur değil mi? Bakın 3 ile genişletirseniz ne olur? 3 kere 2 6, 3 kere 3 9 olur. Gördüğünüz gibi 6 bölü 9'u verdi. Yani 2 bölü 3 eşittir 6 bölü 9 diyebilirsiniz. Bu orantı oluşturur. Hemen ikinci örneğe bakalım. 6 bölü 7 ile 30 bölü 42. Bu sefer de ne yapalım? Sadeleştirme yapalım. 30 ve 42. Her ikisi de 6'ya bölünüyor. 6'ya böldüm. 5. 6'ya böldüm. 7. Bakın 30 bölü 42 neye eşitmiş? 5 bölü 7'ye eşitmiş. İlk sayı neydi? 6 bölü 7'ydi. Peki bunlar birbirine eşit olabilir mi? Olamaz. O zaman ne diyorum? Bu orantı oluşturmaz diyorum değerli arkadaşlar. Burada ise orantı oluşur demiştik. Umarım mantığını kapmışsınızdır. Kafanızda soru işareti kalmamıştır. Evet şimdi orantı ile alakalı çok çok önemli çok çok değerli bir notumuza geçiyoruz. Burada eksik kalmasını istemiyorum. Arkanıza yaslandınız ve tamamen bana odaklandınız. Değerli gençler bir orantıda her zaman içler ve dışlar çarpımı birbirine eşittir. Ne anlama geliyor bu? İyi bir şekilde dinliyorsunuz. A bölü B eşittir C bölü D. Karşımızda bir orantı var. Diyor ki bana içler ve dışlar çarpım birbirine eşittir. Yani A ile D'yi çarp, C ile B'yi çarp. Bunların sonuçları birbirine eşit olur. Hemen yazıyorum. Şöyle yıldızımı attım. A ile D'nin çarpımı sevgili öğrenciler her zaman B ile C'nin çarpımına eşit olacaktır. İşte buna ne diyoruz? İçler dışlar çarpımı diyoruz. Bunun sonucu daima birbirine eşitmiş. Bu mantığı kullanarak hemen altta bilinmeyenleri tıkır tıkır bulalım. Bakın A bölü 6 20 bölü 24'e eşitmiş. Ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı yapacağız. A'ya ulaşmış olacağız. O zaman diyorum A ile 24'ün çarpımı 6 ile 20'nin çarpımına eşit olmak zorundadır. Yazalım. A ile 24'ün çarpımı 6 ile 20'nin çarpımına eşit olmak zorundadır. Sadeleştirme yaptığımızda şöyle 4'e böldüm. 6 4'e böldüm. Kaç geldi? 5 geldi. 6'lar da gitti. Harika. Geriye kim kaldı? Sadece 5 kaldı. Demek ki A eşittir 5 diyorum. Bakın ne yaptık? İçler dışlar çarpımı yaptık. A'ya ulaşmış olduk. Diğer örneğimize bakalım. X artı 1 bölü 9 eşittir diyor. 12 bölü 27. Ne yapacaksın? İçler dışlar çarpımı yapacaksın. Yani X artı 1'in 27 ile çarpımı 9'un 12 ile çarpımına eşit olacak arkadaşlar. Yazalım isterseniz. 27 çarpı diyorum. X artı 1 diyorum. Bakın bunları çarptık. Bu ne eşit olacak? 9 ile 12'nin çarpımına eşit olacak. Yani çaprazlama arkadaşlar şöyle. X artı 1 ile 27'yi çarpacaksınız. Diğer çaprazda kimler var? 12 ile 9 var. Bunları da kendi arasına çarpacaksınız. O olay bitecek. Bunların sonuçları birbirine eşit olacak. Sadeleştirelim. Şöyle 9'a böldüm. 3 geldi. 9'a böldüm 1 geldi. 3'e böldüm 1 geldi. 3'e böldüm 4 geldi. Evet x artı 1 kaldı. Ne eşitmiş? 4'e eşitmiş. Peki burada bilinmeyen ne? x. x'i nasıl bulacağız? x artı 1 4 ise x kaçtır gençler? E tabii ki 3'tür. 3 artı 1 bakın 4'ü veriyor. Cevabımızı bulduk. x de burada kaç olacakmış? 3 olacakmış. Var mı problem? Umarım burada da problem yoktur. Harikasınız. Gelsin yeni sorumuz. Ebru'nun yaşının Pelin'in yaşına oranı 7 bölü 9'muş. Pelin Ebru'dan 6 yaş büyük olduğuna göre Ebru kaç yaşındadır diye bizlere sorulmuş. Ne yapacağız? Yine aynı mantığı kullanacağız. Bakın Ebru'nun yaşının Pelin'in yaşına oranını biliyorum. Kaç? 7 bölü 9. Bu ne anlama geliyordu? Demek ki Ebru'nun yaşı 7'nin katı, Pelin'in yaşı 9'un katı olmak zorunda. Burası kesin. Hemen yazalım. Ebru'nun yaşı 7'nin katıysa 7 çarpı k diyorum. Pelin'in yaşı arkadaşlar 9'un katıysa 9 çarpı k diyorum. Ne demişti? Pelin Ebru'dan 6 yaş büyük demişti. Yani Pelin'in yaşından Ebru'nun yaşını çıkarırsanız kaç kalır? 6 kalır. E Pelin'in yaşı zaten 9 kaydı. Ben 9 k'dan 7 k'yı çıkarırım. Kaç bulurum? 6 bulurum. Evet gerisi kolay. 9K'dan 7K çıkarsa 2K kalır. 2K 6 ise 1K kaç olacaktır? 2'ye bölün her iki tarafı 3 olacaktır. K'yı bulduysak gerisini tıkır tıkır buluruz. Bakın Ebru'nun yaşı 7K, Pelin'in yaşı 9K. K gördüğünüz yere 3 yazarsınız olay biter. Ne soruluyor? Ebru'nun yaşı soruluyor. Evet diyorum ki Ebru'nun yaşı 7 çarpı K'ydı. O zaman 7 çarpı K gördüğüm yere 3'ü yazıyorum. 7 çarpı 3'ten cevabı 21 olarak bulmuş oluyorum. Evet Ebru kaç yaşındaymış? 21 yaşındaymış. Bu kadar basit. Sevgili gençler oran orantı konusu bitmiştir. Geçiyoruz doğru orantı ve ters orantı konularına. Buradaki önemli olan nokta şu. Verilen problemde çözümü doğru orantı olarak mı yapacağız? Ters orantı olarak mı? İşte bunu fark ettiğinizde aslında konunun temelini halletmiş oluyorsunuz. İyi bir şekilde dinleyin. Beraberce bu problemi de ortadan kaldıracağız. Bakın şimdi doğru orantıda şöyle bir mantık var. İki çokluktan biri artarken sevgili öğrenciler diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken ...diğeri de aynı oranda azalıyorsa tamamdır diyoruz. Bu çokluklar doğru orantılı. Yani her ikisi de artacak ya da her ikisi de aynı oranda azalacak. Bu iki çokluk ne oluyormuş? Doğru orantılı oluyormuş. Mesela un miktarıyla undan üretilecek ekmek sayısı arasındaki bağıntı nedir? E tabii ki bunlar arasında doğru orantı olması lazım. Çünkü un miktarını arttırdığımızda üretilecek ekmek sayısı ne olur? Artar. Yani biri artarken diğeri de aynı oranda artıyor. Veya deriz ki portakal miktarıyla portakal suyu miktarı arasındaki ilişki nedir? E tabii ki doğru orantılıdır. Çünkü portakal miktarı artarsa portakal suyu miktarı da ne olur? Artar. Biri artarken diğeri de artıyorsa ne deriz? Bu çokluklar doğru orantılıdır deriz. Umarım kapmışsınızdır. Şimdi örneklerimizi artıralım. Doğru orantı kavramını iyi bir şekilde kafanıza yerleştirin. Bir makine 3 dakikada 15 adet şapka üretiyormuş. Peki buna göre diyor bu makine 9 dakikada kaç adet şapka üretir? Öncelikle şunu bulacağız. Burada doğru orantı mı yoksa ters orantı mı var? Bakın 3 dakikada 15 şapka üretiliyorsa 9 dakikada kaç şapka üretilir? Süre arttı. O zaman üretilecek şapka sayısı ne olur? Artar. Çokluklardan biri artarken diğeri de artıyorsa ne diyorduk? Burada doğru orantı var diyorduk. Artık gerisi kolay. Yazalım. 3 dakikada ne oluyordu? 15 adet şapka üretiliyordu. Ne sorulmuştu? Acaba 9 dakikada kaç şapka üretilir? Şapka sayısına da arkadaşlar x diyelim. Burada birimlere dikkat edeceksiniz. 9 dakikayı arıyorsak bunu alacağız. 3 dakikanın altına yazacağız. Hemen 9 dakikayı buraya yazdım. x neydi? Şapka sayısı. Onu da 15'in altına yazıyorum. Çözümü doğru orantıya göre yapacaksak şunu yapıyoruz arkadaşlar. 3 ile x'i çarpıyoruz. 9 ile 15'i çarpıyoruz. Sonuçları birbirine eşit oluyor. Yani 3 ile x'in çarpımı eşittir diyeceğiz. 9 çarpı 15 diyeceğiz. X'i bulduğumuzda olay bitecek. Sadeleştirelim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. O zaman x ne gelir buradan? x eşittir 3 çarpı 15'ten 45 gelir. Yani 45 adet şapka üretilmiş olur izleyeceğimiz yol bu kadar basit. Geçiyorum 5. örneğime. X sayısı 5, Y sayısı 7 ile doğru orantılıymış. Tamamdır. Buna göre X sayısı 35 iken Y kaçtır diye bizlere soruluyor. Bakın bu soruyu çözebileceğiniz farklı yöntemler var. Şöyle birinci yolla başlamak istiyorum. Doğrudan ne yapalım? Doğru orantı mantığını kullanalım. X 5 iken Y 7 idi. X 5 iken Y 7 idi. Buna göre x 35 iken hemen x'in altına yaz. Bu 35 iken acaba y kaçtır? Doğru orantı varsa ne diyorsun? 5 ile y'nin çarpımı 35 ile 7'nin çarpımına eşittir diyorsun. Yani 5 çarpı y eşit oluyor. 35 ile 7'nin çarpımına. Sadeleştirelim. Hemen 5'e böldüm 1 geldi. 5'e böldüm 7 geldi. O zaman y ne olacaktır? 7 çarpı 7'den 49 olacaktır. Bakın bu yolu kullanabilirsiniz. Veya şunu yaparsınız arkadaşlar. Bu da ikinci yol olsun. İsterseniz de bunu kullanın. Bunlar arasında doğru orantı vardı. Yani x 5 ile y 7 ile doğru orantılıydı. O zaman dersin ki x sayısı 5 ile doğru orantılıysa x 5k olsun. Y 7 ile doğru orantılıysa bu da 7k olsun. Kaptık mı? Bu durumda x 35 iken y kaçtır diyor. Yani 5K dediğimiz şey X 35 ise K'yı buradan bulursun öncelikle. Her iki tarafı 5'e böl. Bakın K'yı 7 buldunuz. Aynı mantıkla şuradaki K gördüğünüz yere 7'yi yazarsınız. Yine sonuca ulaşmış olursunuz. Yani 7 çarpı 7'den yine y'yi 49 olarak bulabilirsiniz. İstediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Tabii ki şu anda doğru orantıyı anlattığımız için birinci yolu kullanmamız daha anlamlı olacaktır. Gelsin 6. örneğimiz. 16 kilogram sütten 5 kilogram peynir elde edilmektedir diyor. Tamam. Buna göre 20 kilogram peynir elde edilmesi için Kaç kilogram süt gerekir? Biraz tersten sorulmuş. Dikkatli olacağız. Hemen bilgileri hatırlayalım. Bakın, 16 kilogram süt kullandığımızda 5 kilogram peynir elde ediyoruz. Acaba diyor, 20 kilogram peynir elde etmek için kaç kilogram süt gerekir? Yazalım. 16 kilogram sütü kullandığımda elime geçen şey 5 kilogram peynir. Ne soruluyor? 20 kilogram peynir için ne kadar süt gerekir? Hemen 20 kilogramı alıp 16'nın altına yazma. Birimler önemli, cinsler önemli. Peynirin altına peynir yaz. 20 kilogram peynir içinde acaba ne kadar süt gerekir? İşte bu da x olsun. x'i aldık, sütün altına yazdık. Artık gerisi kolay. Burada arkadaşlar hemen mantık yürütelim. Acaba doğru orantım var, ters orantım var süt miktarı arttığında peynir miktarı artmaz mı? Artar. Çokluklardan biri artarken diğeri de artıyorsa ne olur burada? Doğru orantı olur. Yani çözümü doğru orantıyı kullanarak yapacağız. Demek ki 16 ile 20'nin çarpımı x ile 5'in çarpımına eşit olacak. Hemen yazıyorum. x ile 5'in çarpımı ne eşitmiş? 16 ile 20'nin çarpımına eşitmiş. Sadeleştirelim. 5'e böldüm. 1 geldi. 5'e böldüm 4 geldi. Buradan da x artık bulursunuz. 16 kere 4 64'tür. Yani 64 kilogram süte ihtiyacımız var ki 20 kilogram peynir elde etmiş olalım. Evet doğru orantı bitmiştir. Son başlığımıza geçiyoruz. Ters orantıyı da işleyeceğiz. Dersimizi noktalayacağız. Bakın doğru orantıda nasıl bir mantık vardı? çokluklardan biri artarken diğeri de artıyordu. Biri azalırken diğeri de azalıyordu. Bu sefer ters orantıda arkadaşlar şöyle bir mantık olacak. Çokluklardan biri artarken diğeri aynı oranda azalacak. Ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artacak. He diyeceğiz. Böyle bir durum varsa demek ki bu çokluklar ters orantılıymış diyeceğiz. Örneklere bakalım. Daha rahat şekilde kavrayalım aracın aldığı yol ile depoda kalan yakıt miktarı. Arabanızı doldurdunuz arkadaşlar, deponuzu yakıtla doldurdunuz, yola çıktınız. Yol aldıkça, aldığımız yol miktarı arttıkça depoda kalan yakıt miktarı ne olur? Azalır. Yani çokluklardan biri artarken diğeri aynı oranda azalır. O zaman deriz ki demek ki burada ters orantı var. Yine işçi sayısıyla işin bitirilme süresi arasında ne vardır? Ters orantı vardır. Hocam neden? Çünkü şundan dolayı bakın. Biz işçi sayısını arttırırsak gençler, işin bitirilme süresi azalır. Yani iş daha kısa sürede biter. İşçi sayısı arttığında bitme süresi azalıyor. O zaman ne diyoruz? Burada da yine ters orantı vardır diyoruz. Hemen geçelim sorularımıza. Ters orantıda nasıl bir çözüm yöntemi kullanacağız? Beraberce konuşalım. Bir havuzu 4 adet özdeş musluk 20 dakikada dolduruyormuş. Tamamdır. Buna göre diyor bu havuzu aynı özellikteki 5 adet musluk kaç dakikada doldurur? Hemen yazalım. 4 adet musluk kullandığımızda şöyle musluk diyelim. Bu havuz 20 dakikada doluyordu. Ne demişti bana? Ben burada 5 adet musluk kullansam acaba Kaç dakikada dolmuş olur? Peki burada acaba doğru orantı mı var, ters orantı mı var? Hemen mantık yürütelim. Çünkü ters orantıysa çözüm yöntemimiz değişecek, uyumuyorsunuz. Değerli gençler, kendinize şu soruyu sorun. Acaba bu havuzu 4 musluk mu yoksa 5 musluk mu daha kısa zamanda doldurur? E tabii ki 5 musluk değil mi? Gördüğünüz gibi musluk sayısıyla havuzun dolma süresi arasında ters orantı var. Neden? Çünkü musluk sayısı arttığında havuzun dolma süresi kısalıyor. Biri artarken diğer azalıyorsa ne diyoruz? Ha diyoruz. Burada ters orantı var. Ters orantı varsa dikkatli olacağız. Bakın doğru orantı olsaydı 4 ile x'i 20 ile 5'i çarpacaktık. Sonuçları eşitleyecektik. Fakat ters orantı varsa böyle yapmıyoruz. Aman dikkat karşılıklı olarak çarpıyoruz, sonuçları eşitliyoruz. Yani 4 ile 20'nin çarpımı 5 ile x'in çarpımına eşit oluyor. Doğru orantı varsa çaprazlama çarpıyoruz. Ters orantı varsa şöyle düz şekilde çizgiyi çekiyorsun, karşılıklı olarak çarpıyorsun, sonuçları eşitliyorsun. Hemen sadeleştirelim, x'e ulaşalım. 5'e böldüm, 1 kaldı. 5'e böldüm, 4 kaldı. O zaman x ne olacaktır? 4 kere 4 16 olacaktır. Yani arkadaşlar kaç dakikada doldurur derse 16 dakikada doldurur deriz. Gördüğünüz gibi 4 musluk 20 dakikada fakat 5 musluk 16 dakikada doldurdu. Yani musluk sayısı arttı ama süre kısaldı. Neden? Çünkü bunların arasında ters orantı vardı. Umarım iyi bir şekilde öğrenmişsinizdir. Örneklerimizi artıralım. İyi bir şekilde bu konuyu arkadaşlar kavramış olun. A ve B sayıları birbiriyle ters orantılıdır. A sayısı 5 iken B sayısı 15 olduğuna göre A sayısı 3 iken B kaçtır diye bizlere sorulmuş. Bakın ters orantılı olduğunu peşin peşin vermiş. O zaman diyorum ki A 5 iken B 15 ise A 3 olduğunda bakın A'nın altını yazıyorum. A3 olduğunda acaba B kaçtır? E ters orantılı olduğunu söylemişti. Doğru orantılı olsaydı çaprazlama olarak çarpacaktık. Ters orantılı olduğu için 5 ile 15'in çarpımı 3 ile B'nin çarpımına eşit olur deriz. Yani 5 kere 15 eşittir diyorum. 3 çarpı B. Sadeleştirdiğimizde 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5 geldi. Buradan da arkadaşlar B eşittir dersiniz. 5 kere 5 25'i bulmuş olursunuz. Bakın bu birinci yol. Kullanacağınız farklı bir yol daha var. O da ikinci yol. Şunu asla unutmuyorsunuz. İki çokluk arasında ters orantı varsa bunların çarpımı daima sabit bir sayı eşittir. Yani sonucu daima aynıdır. Şöyle yazabiliriz. A çarpı B hep aynı sonucu verir. Buna da K diyelim. Hep daima sabit bir sonuca ulaşırım. Tekrarlıyorum iki çokluk arasında ters orantı varsa A ve B arasında ters orantı vardı. Bunların çarpımı hep aynı sonucu verir. Yani A ve B'yi çarptığımda daima aynı sonuca ulaşmış olurum. A 5 iken B 15'ti. 5 kere 15 75. O zaman A 3 iken 3 çarpı B'yi arıyorum. Ne olacak? Bunları çarptığımda yine 75'e ulaşmış olacağım. Buradan da B'yi aynı mantıkla 3'e bölersiniz. 75 bölü 3'ten 25 olarak bulmuş olursunuz. İstediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz gençler. Son sorumuza geçiyoruz. Klas bir soruyla dersimizi noktalıyoruz. Bir yaz kampında 12 kişiye bir hafta boyunca yetecek miktarda su alınmıştır. Kampa fazladan birkaç kişi katıldığı için su 6 gün sonunda bitmiştir. Buna göre diyor kampa fazladan kaç kişi katılmıştır? Gerçekten güzel bir soru. Dikkatli oluyorsunuz. Bakın başlangıçta alınan su 12 kişiye bir hafta boyunca yetiyor. Yani elimizde aslında 7 günlük su var değil mi? Şunu yazabiliriz. 12 kişi değerli arkadaşlar bu suyu 7 günde bitiriyor. Peki Ekstradan birkaç kişi daha katılıyor ve elimizdeki su 6 günde bitiyor. Ne yapacaksın? 6'yı hemen 12'nin değil 7'nin altını yazacaksın. Cinsler önemli. Diyorum ki 12 kişi 7 günde bitirmişti. Ekstra katılımlarla su 6 günde bitti. Acaba 6 günde bitmesini kaç kişi sağladı? Buraya da x'i yazdım, çizgiyi çektim. Şimdi neye bakacağız? Doğru orantımı yoksa ters orantımı? Kampa fazladan katılanlar vardı. Yani kişi sayısı arttı. Fakat suyun kullanım süresi azaldı. 7'den 6'ya düştü. Kişi sayısı artarken gün sayısı azaldı. Biri artarken bir artarken diğer azalıyorsa burada ters orantı vardır deriz. O zaman ne yapacağız? 12 ile 7'yi x ile 6'yı çarpacağız. Sonuçlar eşit olacak. Hemen yazalım. 12 çarpı 7 eşittir diyorum. X çarpı 6'ya. Sadeleştirdiğimizde 6'ya böldüm 1 geldi. 6'ya böldüm 2 geldi. O zaman X eşittir. 2 çarpı 7'den 14 olarak bulursunuz. Yani aslında kampta 14 kişi varmış. Ekstradan kaç kişi katıldı? Başlangıçta 12'ydik. Fakat suyu 14 kişi içti. Diyorum ki 14 eksi 12'den. Demek ki ekstradan... 2 kişi katılmıştır. Cevabımız 2 olacaktır. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte oran, orantı, doğru orantı ve ters orantı konularını tamamen bitirdik. Gerçekten süper bir çalışma yaptık. Umarım sizler için de verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.